Yıllardan beri Miraç'la alakalı sohbetlerde Miraç'ın nasıl olduğu, İsra'nın nasıl olduğu, gece yürüyüşünün nasıl olduğu ve Miraç'ın nasıl olduğuna dair sohbetler edilir. Baktığınız zaman bütün Miraç'la alakalı sohbetlere bunlar anlatılır. Ama Cenab-ı Hak hani kuluna yaklaştı, vahyedeceğini vahyetti. Cenab-ı Hak nasıl vahyederdi? Bir, direkt kendisi vahyederdi. İki, Cebrail aleyhisselamın üzerinden vahyederdi. Üç, kulun kalbine ilham ederdi. Biz, o da vahiy de, biz Müslümanlar, müminler için biz ilham diyoruz, ayırt edilsin diye. Allah o zaman peygamberine vahyedeceğini vahyetti. İyi, peygamberine vahyedeceğini vahyetti. O gece mübarek bir gece, özel bir gece. O özel gecede Cenab-ı Hak peygamberine ne vahyetti? Ona eğildi, ne vahyetti? Ona eğilip neler vahyettiğini de İsra 22. ve 38. ayetlerde buluyorsunuz. Yani zaten 18. 19. ayete kadar Miraç'la alakalı. Hemen 22. ayetten 38. ayete kadar da Cenab-ı Hak peygamberine neler vahyettiğini söylüyor. Bunu böyle daha fazla zamanınızı almamak için ben ayetleri teker teker sıraladım, maddelendirdim. Hakkınızı helal edin. Eğer isabet ettiremediysek bir sevap, isabet ettirirsek 10 sevap. Burada normalde ayet-i kerimeleri sıralamasına göre yapmaya gayret ettim. Rabbim inşallah amel ettirsin cümlemize. Bu ayetlere göre, yani ayet 22'den 38'e kadar, bu ayetlere göre Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sarkıp eğilip iki yay mesafesi kadar yaklaştığında ona neler vahyetmiş? Bir, Allah'a şirk koşmamak. Bakın bu olmazsa olmaz. Bunun için özel bir sohbet, özel bir zaman lazım. Ara ara buna değiniyoruz sohbetlerde. İki, anne babaya karşı en güzel davranışları sergilemek. İkincisi, anne babaya en güzel davranışları da sergilemek. İkincisi. Üçüncüsü, akrabalara, yakınlara, fakirlere, mahrumlara, yolculara haklarını vermek, onlara yardım etmek. Dördüncüsü, israf etmemek. Beşincisi, cimrilik yapmamak. Altıncısı, helal rızık edinmek. Yedincisi, evlatlarımızı rızık endişesiyle öldürmemek, fakirlik korkusuyla doğmalarına engel olmamak. Sekizincisi, fuhuş kabul edilen zinaya yaklaşmamak. Dokuzuncusu, haksız yere insanların canını kıymamak. Onuncusu, hiçbir şekilde insan öldürmemek. Tekrar söylüyorum, onuncusu, hiçbir şekilde insanları öldürmemek. On birincisi, öksüzün, yetimin malını korumak. On ikincisi, verilen sözü mutlaka yerine getirmek. On üçüncüsü, ölçüp tartarken insanların hakkını yememek, yanlış ölçüp tartmamak. On dördüncüsü, bilmediğimiz ve bizi ilgilendirmeyen şeylerin peşine düşmemek. On beşincisi, kibirden uzak durmak. On altıncısı, her zaman mütevazi olmak. Cenab-ı Hakk'ın özel olarak Hazreti Muhammed-i Mustafa'yı kendi katına çıkarıp onun eğilip ona vahyettiği 16 madde. Ve kıymetli dostlar, kıymetli kardeşler, bu 16 maddeye baktığımızda gerçekten ve gerçekten İslam toplumunun ana omurgası çıkıyor meydana. Ve şimdi kendi kendimize analiz ettiğimizde
ne yazık ki İslam toplumu, son dönem bu Müslümanlar bu 16 maddeden çok çok uzaklar. Ve bizim Müslümanlığımız bu manada ne yazık ki diyecektim ki nüfus kağıtlarında kaldı, o da silindi oradan, nüfus kağıtlarında da kalmadı. Bu çok acı bir şey. Ve bu 16 maddenin üzerinde düşündüğümde herhalde biz 365 gün burada Miraç'la alakalı bu ayet-i kerimeleri sohbet etsek zor bitiririz. Ve bugün İslam dünyasının gerçekten ve gerçekten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin İsra ve Miraç'ının yok işte refrefle mi oldu, refref şöyle miydi, böyle miydi, yok İsra işte şununla mı oldu, bununla mı oldu, öyle mi oldu, böyle mi oldu, yok gördü mü, yok görmedi mi, bunu tartışmaktansa ona vahyettiği bu maddeleri kendi üzerlerine sindirip bu maddelerin nesini yaşayıp nesini yaşamadığına bakmalı. Ve bu maddelerin neresinde İslam dünyası? Biz Müslümanlar olarak, bu 16 maddenin Hazreti Muhammed Mustafa'ya vasıtasız, Cebrail'siz, direkt Cenab-ı Hakk'ın vahyettiği bu ayet-i kerimelere biz ne kadar uyuyoruz, ne kadar uymuyoruz? Bu da ayrı bir bizim için herhalde üzerinde durulması gereken bir konu olsa gerek. Ve işin enteresan noktası İslam dünyasında Miraç konuşulurken Hazreti Muhammed Mustafa'ya o gece neler vahyedildiğinden ne yazık ki hiç konu edilmez. Bugün televizyonlarda da Miraç'a bakarsınız, seyredersiniz, dinlersiniz. Ve Miraç'la alakalı asıl söylenmesi gereken konuların söylenmediğini görürsünüz.